Bakın hep Zafer Havalimanı'ndan bahsediliyor. Hiç çok Balıkesir güzel, Havalimanı'ndan bahsedilmiyor. İki satır bir şey Aa, söyleyeceğim doğru. Balıkesir. Evet, bir de Balıkesir. Bir de orada var. Lütfen Balıkesir'i unutmayın. Şimdi %65 hata payından bahsediyorsunuz. Burada bir de %100 hata payı var. Balıkesir Havalimanı'na harcanan para 200 milyon liradan fazla. Şu anda yeni ihaleleri var. Ot toplama, çöp toplama, ıvır zıvır ihaleleri var. Devam ediyor ihaleler. Çalışan personel sayısı 69. Geçenlerde 65'ti. Yeni rakamlar aldım, 69 olmuş. Hala harıl harıl insan alıyorlar oraya. Kapalı alanı 6500 metrekare ve Balıkesir Havalimanı'nın kapasitesi, yıllık yolcu kapasitesi 1 milyon. Peki Deniz Bey, biliyor musunuz Balıkesir Havalimanı'na kaç uçak indi yıllardan beri toplam? Merak ettim ben de gerçekten. Sıfır. Bir tek uçak inmedi. Sıfır. Sıfır. Şimdi Soylu'nun bugün ne yaptığına bakmadan önce eskiden ne yaptığını bir görmek lazım. Ve Soylu'nun geçmiş siyasi hayatına şöyle bir göz atmak lazım. Aynı dönemde milletvekilliği yapıyoruz biz kendisiyle. Ben mecliste hiç görmedim. Yani şurada 14-15 ay oldu. Kere önce insan sorumluluğunu yerine getirecek. Yani milletvekiliysen geleceksin meclise, komisyonlara katılacaksın, yasa önerisi vereceksin, konuşacaksın, destekleyeceksin, eleştireceksin. Yoksun orta yerde. Yani milletvekili olarak doğru düzgün görevini yapmamışsın. Tamam ben bakanlık yaptım falan havacaka atabilirsin ama bugün milletvekilisin. Geriye dönelim, bakanlık dönemine bakalım. Bakanlığa başladığı dönemde adam açıklama yaptı. Ben hayatımda bir tek güvenlik makalesi okumadım dedi. Hakikaten de söylediği tek doğru şey oydu. Okumadığı o kadar belli ki. Bakanlık döneminde hakikaten büyük hatalara, ihmallere, yanlışlara imza attı. Bakın açın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu istatistiklerine. Süleyman Soylu döneminde metamfetamin tüketimi patlamıştır. Yani Soylu döneminde olmuştur bu. Süleyman Soylu döneminde Türkiye uyuşturucu baronlarının merkez üssü haline gelmiştir. Türkiye Güney Ama Amerika'dan gelen bahsediyordu hatırlayın. Evet. Merkez üssü haline gelmiştir. Bugün açıklama yapıyor diyor ki falanca mafya babasını yakaladık ülkesine gönderdik diyor. Sırbistan'a Arnavut'la bir bakıyorsun ertesi gün adam Türkiye'de çatışmada ölüyor. Dünya kadar uyuşturucu baronu Avrupa'da kırmızı bültenle aranan adam bu ülkeye bırakın girmeyi parmak izinden dahi yakalanması her an mümkün olabilecek bir insan gelmiş İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da mafya babası olarak hüküm sürüyor. Bunlar hep Süleyman Soylu'nun döneminde oldu. Yani kendisini konuştuğu zaman diyordu ki biz diyor işte Irak'a barış getireceğiz, Bağdat'a huzur getireceğiz, Şam'a huzur getireceğiz. Türkiye'de huzur kalmadı. Senin döneminde Türkiye yol geçen hana haline geldi. Milyonlarca kaçak bu ülkeye senin zamanında girdi. Şimdi nasıl başarıdan bahsedeceğiz? Ha Süleyman Soylu bana göre çok üzerinde konuşulacak bir figür değil. Ama geçmişine baktığımızda da hani bugün bazı değerli konuşmacılar ha bunu söylediyse öyledir falan diye bir yorum yaptı. Katılmıyorum. Dün ne söylediğine bakın adamın. Yani ne kadar itibarlı laf ettiğine bakın. Bir insan söylediği lafın arkasında dolur. Erdoğan rantın babasını getirdi demiş. Birisi Süleyman'a sorması lazım. Rantın babası kimdi? Kalkmış yine demiş ki Erdoğan'ın paçalarından yolsuzluk akıyor. Bakın ben bile bu kadar Erdoğan'ı eleştiren birisi olarak böyle bir cümle kullanmadım. Ey Süleyman Soylu Erdoğan'ın neresinden ne akıyor söyle bize. Bunları açıkla. Kendisi padişah gibi diyor. Yani Erdoğan'ı padişah tayin etmiş. Boyası döküldü diyor. Ne çıktı altından? Söyle Süleyman Soylu. Yani Erdoğan'ın boyası döküldü ne çıktı altından? Şimdi Süleyman bu arada bir Soylu'nun şey söyleyeceğim. Ahmet Yavuz bir şey söyleyecek. Turhan Bey'in söylediği üzerine bir şey söyleyeceksiniz. Yani bir aklıma bir şey geldi de onu söyleyeyim. Sonra mı söyleyeceksiniz? Bitirsin ondan tamam. Sonra söyleyeyim. Bu arada hani mesela dediniz ya yani mesele zaten Süleyman Soylu'nun yani şuradan da konuşuyoruz biraz aslında. Hani kişisel akıbetinin ne olacağı meselesi değil. Şimdi hani yargıda, emniyet bürokrasisinde ya düşünsenize hala deniyor ki işte Soylu'nun adamı valiler, Soylu'nun adamı polisler, Soylu'nun adamı kaymakamlar ve orada değişiklik yapamıyor Ali Yerlikaya. Şimdi bir geri planda inanılmaz bir hani ne üzerine bilmiyorum ama bir güç kavgası ve bir yer edinme kavgası varsa ve onun merkezinde bir isim, tartışmaların odağında bir isimse o zaman bir dakika ne oluyor diye soruyoruz aslında. Biraz onu anlamaya çalışıyoruz Turhan Çömez. Evet ben o zaman başka bir değerlendirme yapayım size. Süleyman Soylu üzerinde durulacak çok fazla tartışılacak bir isim değil. Ama Erdoğan'la Süleyman Soylu arasında simbiyotik bir ilişki var. Erdoğan Süleyman Soylu'dan haz etmez. Süleyman Soylu da Erdoğan'dan haz etmez.
Ama simbiyotik ilişki nedir? Tıpta vardır bu. İkisi de birbirinden vazgeçemez. Vazgeçtiği zaman ikisi de yok olacak. Çünkü. Erdoğan'a bağlıyım ben, sadece ona bağlıyım diye ifadeler kullandığı söyleniyor mesela. Hiç böyle söyleyecek. Zaten başka bir şansı yok. Ama fırsatı olsa her şeyi yapar. Çünkü geçmişte yapmış. Ama Erdoğan, bakın Erdoğan 22 yıl önceki Erdoğan değil. Geçen seneki Erdoğan da değil. Çünkü Erdoğan artık Erdoğan siyaseti yönetemiyor, devleti yönetemiyor, devlet kurumlarını yönetemiyor, ekonomiyi yönetemiyor, kendi partisini de yönetemiyor. Onun için yapmasını hayal ettiği, düşündüğü ya da yapması gereken değişiklikleri de yapamıyor. Çünkü dengeleri bozmaktan korkuyor ve oyun kuramıyor Erdoğan. Şu anda aman diyor denge bozulmasın. Süleyman Soylu ile arasında simbiyotik bir ilişki var. Aman denge bozulmasın. Ben onu şimdi bir yere getirirsem veya getirmezsem. Getirirse parti içinden ayağa kalkacaklar. Çünkü parti içinde sevilmeyen bir isimdir Süleyman Soylu. Getirmezsem Süleyman Soylu'yu da bir şekilde yörüngemde tutmam lazım. Alır başını giderse, bana karşı çıkarsa kim bilir neler çıkacak arkadan diyor. Yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Daha da ileriye gitmeyeceğim. Aralarında böyle bir simbiyotik ilişki var. Erdoğan siyasi ömrünün en sıkışık, en kritik dönemini yaşıyor, yönetemiyor, sevk ve idare edemiyor. O sebeple de şu anda daralmış vaziyette. Onun için sağda solda bu tür yeni güç odakları kendine güç devşirmeye çalışıyor, kendini popüler yapmaya çalışıyor. Süleyman Soylu vazifesini yapmamış, bakanlık dönemi başarısızlıklarla dolu, ülkeye uyuşturucu girmiş, mafya girmiş, bir dünya insan girmiş. Yani geçmiş dönemi başarısızlıklarla dolu bir isim ve bana göre de çok da önemli, üzerinde konuşulacak bir figür de değil. Ama siyasetini sordunuz, Erdoğan daralmış durumda, Erdoğan bunalmış durumda, çare bulamıyor Erdoğan, çaresiz. Yani daha kötüsü olmasın diye mevcut durumu korumaya çalışıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Peki. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Katılıyorum. Ben biraz önce Turan Bey tek bir güvenlik makalesi okumadım deyince aklıma bir şey geldi. Şimdi iki asker aralarında tartışmışlar fakat bir sonuca ulaşamayınca demişler ki, bir tanesi demiş ki bizim yüzbaşıya gidip soralım. Öteki demiş ki yüzbaşı ne anlar bu sivil bir konu. Ben de biliyorum anlamadığını ama demiş dediği dediktir. Yani bunlar devleti böyle yönetiyorlar yani. Peki. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben aslında birkaç bir buyurun, şey Burak Bey. Çok ben şunu söyleyeyim. Ben yarın bir gün Sayın Şimşek'in ne olacağını merak ediyorum. Çünkü giderken yine benim şu anda ekranda paylaşamayacağım bir takım sözler söylenmişti arkasından. Evet. Yani gönderildiğinde. Tekrar çağrıldı. Tabii onu söylüyorum işte. Dolayısıyla yani Sayın Şimşek tekrar gönderilir mi, Sayın Soylu tekrar bir yere gelir mi? Hani onun için burada bir siyasal istikrar ya da söylem birliği aramak çok doğru değil. Yani tamam. Her an her şey değişebilir. Burak Bey geleceğim ama Turhan Çömez'e teşekkür etmem lazım. Bu arada Turhan Bey, gördünüz mü? Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki basamak arttırmış. B3'ten B1'e yükseltmiş. Kredi notu görünümü pozitif olarak korunmuş. Çok iyi. Öyle olmak zorunda çünkü Türkiye para gönderecek. Tefecilerin para getirmesi lazım Türkiye'ye. Az önce dedi ya Deniz Bey, sonrası ne olacak? Ben Deniz Bey hemen bir yorum yapayım. Buraya gelecek. Şu an bulunduğu yere, Londra'ya gelecek. Vazifesini tamamlayacak, Londra'ya gelecek. Mehmet Şimşek bir ekonomist değildir. Mehmet Şimşek Türkiye'nin ekonomisini çökertmek, milletten vergi toplamak, yabancı tefecilere rant elde etmek için gelmiş bir adamdır. Bana Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin rasyonel ekonomisine dair bir şey söyler misiniz? Tarımı nasıl kaldırmış ayağa? Bana bir tane örnek gösterir misiniz? Turizm nasıl ayağa kalkmış? Can çekişiyor. Ege sahillerindeki oteller boş. Mehmet Şimşek'in ağzından bir şey duymuyoruz. Şimdi az önce bir önceki bölümde anlattım. BYD ile ilgili, bu Çinli firma ile ilgili akıl almaz iflaslar veriliyor. Ya Türkiye'nin yatırımcıları, Türkiye'nin tekstilcileri 3 milyar dolar para götürmüşler Mısır'a. 100 bin kişiye istihdam sağlamışlar. Ne yapmış Mehmet Şimşek bununla ilgili? Mehmet Şimşek ekonomist değildir, yatırımcı değildir, kalkınmacı da değildir. Mehmet Şimşek finansçıdır. Londra tefecilerine yüksek faiz, düşük kurla teminat sağlamak üzere Türkiye'ye gelmiştir. Yakında misyonu tamamlanacaktır. Tamamlanınca da Londra'ya dönüp vazifesine devam edecektir. Dolayısıyla Moody's'de arttırır diyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Moody's'in Türkiye'nin kredi notu artırmasındaki sebep de biraz daha dışarıdan para rahat gelsin de tefeciler daha fazla para kazansın diye. Peki. Turan Çömez, çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Da saygı. İyi akşamlar. İyi akşamlar.